Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Size bir şey anlatacağım. Sana buraya otur. Yüzün öyle dönsün. Bir şey yapacağım. Dur. Tahta mıydı? Evet. Tahta. Önüne bak bakalım. Yerde takki var mı? Yok. Beyaz takki. Hayır, yok. Dön bakayım. Dolaş bana böyle. Vücudun öyle. Bak bakayım. Yerde takki var mı, beyaz takki? Var abi. Nerede var? Burada. Ver şimdi. Allah böyle değil. Allah'ı bulmak. Kaybolan bir şeyi bulmak değil. Tamam mı? Allah nasıl bulunuyor? Nasıldı? İçeride söyledin o cümleyi. Salih. Nasıl? Bir irade var, kasıt var. Şiddeti. Şiddeti zuhurunda. Allah varlık içinde, varlıkta şiddeti zuhurunda gizlenmiş. Şiddeti zuhurunda. Bir şey hepinize sorayım. Şiddeti zuhur. Şiddeti zuhur ne demek? He? Söyle söyle. Aşırı açık beyan olmak. Aşırı açık iken niçin aşırı kapalı? Karşıdakilerin anlayamaması. Bu bir. Güzel. Sen düşünüyorsun. Evet sen. Düşünüyorum hocam. Bak. Takkeyi attım. Takke var mı? Yok. Ara. Burada. Allah böyle muayyen değil. Mutlak ve muhittir. Her yerde, her mertebededir. Her yerde, her mertebede şiddeti zuhurundadır. Ve şiddeti zuhurunda çok şiddetli açık olduğunda kapalıdır. Kendisi mi? Hayır. Bizim dünyamızda. Şimdi ona bir örnek vereceğim. Bir de şey diyor Hasan abi, Doktor Esaresi'nde herkes aklı neyi göremiyor diyor, zıttın ademinde. Harika. Çünkü şimdi takke yok. Yok. Var. Burası var. Burası yokluk, varlığın zıttı. Zıttın ademinde. Peki ışık nerede? Burada. Işık nerede? Farkında biri değiliz. Bir şey her yerde ise onu ihata edemezsiniz. Ses gibi. Niçin? Çünkü onu gösterecek, muayyenleştirecek hudutlar yok. Hududu yok. Mesela yaşadığımız hayattan örnek vereceğim. Hepimiz. Peki bizim varlığımız hayata bağlı değil mi? Hayatsız hayat olur mu? Hayat esastır. Hayatı gören var mı? Peki, tamam mı hayat? Bizde şiddeti zuhurundan zamanın yok. Zaman geçti, zaman attı. Zamandan şüphesi olan var mı? Peki, zaman gözüküyor mu? Niye gözükmüyor zaman? Şiddet-i zuhurundan her yerde, her mertebede bulunduğu için. Zaman niye gözükmüyor? Gündelik hayatın her safhasına girmiş. Her safhasında, her yerde. Kimisine taşlar mesela eriyor. Kömürü koyarsınız açığa, zamanla enerjiyi şey yapar, kilosu azalır. O da bir zaman. Bizim zaman geçer. Alacalı karga var. 350 sene yaşar. Zaman niye gözükmüyor? Her yerde, herkeste farklı attığı için. Hayat niye gözüküyor? İçinde olduğumuz için. Ömrünüzde hiç su görmediniz. Buz kabul edin. Su şiddeti zuhurunda
buz olduğundan su gözükmez. Ama buz sudur. Şimdi üstattan örnek vereceğim. Hayat affedersiniz. Hayatta şüphesi olan var mı? Ama tipi yok. Hacmi yok. Rengi yok. Ağırlığı yok. Hayat. Hayat deyince ne anlıyoruz? Üreme, üreme, yeme içme. Bu hayatın kendisi değil, hayatın sıfatıdır. Mesela koku, sen değilsin, balık kokusu var. Koku balıktandır ama koku balık değildir. Ne demek? Koku sıfattır. Balık asıldır, cevherdir. Yeme, içme, üreme hayatın sıfatıdır. Hayat değildir. Hayat her tarafı ihata ettiği için kimse görmüyor. Zaman gibi. Şuradaki ışık gibi. Zıttın ademi. Karanlık yok ki. Buna hak getirsin ışığa buraya. Aa, burası karanlık. Mesela odayı kapatırsınız salondan. Karanlık olur. Yani zıttın ademi. Yani bunun zıttı yok. Bir şeyi İhata etmek, onun dışında olmakla mümkündür. Veya iç alemde ona hak getireceksin, ene gibi. Şimdi bir misal vereceğim. Hayat ancak bununla bilinir. Bilmek hayatın alameti. Bilmek hayatın alameti. Biliyorsan, hayat var. İki, işitmek dirilik emaresi. He? Diyoruz ya, dirilik emaresi. Diriymiş. Ölü. İşitmez. Diriyiz. Görmek dirilere mahsus. Hep hayata bu hayat bir hakikat, battaniye var. Kaldırıyoruz. Şimdi hayata ineceğiz. Bir, battaniye kaldır. Bilmek hayatın alameti, kaldır. Bildik. Demek hayatı var. Alamet. İşitmek, bir battaniye de kaldırdık. Dirilik emaresi. Üç, görmek, dirilere mahsus. Dirilere mahsus. İrade, hayır o değil bu. O değil bu. İrade, şu mu o mu? Bu ihtiyar. İrade dedi, ihtiyar demedi. İhtiyar sonra söyleyecek. İrade ile ihtiyar arasında farkı söyleyeyim, burada geçecek şimdi. Hemen irade, hayat, hayat ile olabilir. İhtiyar, ihtiyar iktidar zihayatlarda bulunur. Mesela, kedi ekmeği mi, eti mi? Değil mi? Ne dedi? Etti mi? Aferin. Bir tercih. Arı, şey arısı, bal arısı. Taşa mı konayım, taşa mı konayım, taşa mı, toprağa mı, çiçeğe mi? Çiçek. Bu bir tercih değil midir? Bu ihtiyardır. Mazi ve müstakbel yok. Hazır andaki tercih. Bu ihtiyardır, unutmayın. Bu akılla alakalıdır. Akılın içerisindeki bir fonksiyon. Tamam abi, mazi ile müstakbel alakası yok. İrade ise mazinin bütünlüğüyle, tecrübe, bilgi, donanımıyla, mazinin bütünlüğüyle, bilgi olur, tecrübe olur, yaş olur, malzeme olur. İstikbale bakarak halde tercih etmek. İradede tercih var ama önündekini tercih ediyor. Bu mu bu mu? Fakat mazi ve müstakbel malzemesi var. Zor değil. Kendinizi kayıtlamayın. Ya bu ağırdır. Sakın ha. Ne ağır? Kullandığın şeyden bahsediyorum. İradede var, ihtiyar da var. Yani iradede mazi var. Onun için elestu bi rabbikum
galubela diyen ihtiyar değildir, iradedir. Mazide de vardı, gelecekte de haşirde var, olacaktır. İhtiyar olmayacak orada. Orada irade olacak. İrade sıfattır. Allah'ın subutu sıfatındandır. İhtiyar esmaya bakar. Tamam mı? Şimdi onu da anladık. Demek ki hayat kullanıyoruz ama Abdullah Arsel, fakat hayatı bilmiyoruz. Niçin? Hayatsızlığımız yok ki. Hayatımızı kaybetmedik ki hayatı bilelim. Hayat o kadar şiddeti zuhurundan içindeyiz ki hayatın varlığından, yaşadığımızın farkında bile değiliz. Nefes alıp verdiğimizin farkında bile değiliz. Hayat o kadar şiddeti zuhur ki oyuz. Fakat yaşadığımızın farkında değiliz. Kar kurtları var. Bilir misiniz? Yaşlar bilir. Bilir. Bizim şeylerde, dağlarda eskiden çok olur. Yani öyle kurttur böyle. Pompa gibi çalışır böyle. Kurt da gider. Ama suya koyun, sudur. Hayat, nasıl anlarsın hayatı? Hayatsızlıkla, zıddın ademiyle. Zıddın ademi yok ki yani. Hayatsız olmadı ki hayat alın. Ölen var mı daha önce? Ölünce, ha gel şimdi. Ha varmış demek ki hayat. Devamlı yaşadığımız için yaşadığımızın farkında değiliz. Ancak vehmi bir tasavvurla, eneyle bunu yapıyoruz. Hayatsız. Kabire bakıyoruz, vay be hayatı gitti, hayatlıyım. Kabirdekini gördüm, ha hayatlıyım ben. Zıttın ademi, yani hayatın ademini, zıttını yaşamıyoruz. Devamlı hayatı kesiksiz yaşadığımızdan yaşadığımızın farkında değiliz. Ancak aslına bilmek, işitmek, görmek, irade hayat ile olabilir, ihtiyari iktidar. Yani ihtiyarla iktidarını gösteriyorsun. İhtiyariyeti olur ya köyde, muhtar. İhtiyariyet, irade değil. Devlette irade olur. Köyde ihtiyar heyeti olur. İhtiyar iktidar ziyaretlerde bulunur. Ne anlatacağım bak. Tekellüm ise bilen dirilerin işidir. Konuşmak. Bilen konuşur. Peki bu hayatın sıfatlarıdır. Yani balık kokusu, balığın rengi, balığın tadı, balık, et. Bunlar balığın vücuduna alamettir, delildir, sıfatlarıdır. Kendisi değildir. Bu sıfatlar, yedi sıfat, bitkilerde, hayvanlarda olmadığı için yaşadığının farkında değil. Hayvanlar, şimdi kedi kedi olduğunu bilir mi? Köpek köpek olduğunu bilir mi? Niçin bilmez? Kendisine şuuru yok ki senin insan olduğunu idrak etsin. Eğer sığır sığır olduğunu bilse kafayı yer zaten. Sığırın da kafayı yemezsin, Bakırköy'e de koyamazsın ya. Saldırsan. Sığır sığır olduğunu bilmiyor. İyi ki bilmiyor. Bazı sığırlar gibi. İnsan suretindeki sığırlar gibi. Ama Allah da öyle de demiyor. Kelenamu velhumada. Hayvandan daha aşağıda diyor. İnsan hayvan olamaz. Daha diptedir veya daha yüksektir. İnsan suretinde şeytanlar var. Sokakta dolaşanların hepsinin insan olduğunu mu zannediyorsunuz? Bazen cinler, bazen şeytanlar insan suretine girmiş. Asıl saadette şeytan gözüküyordu. Sokaktan gelirken Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali görünce sokağı değiştiriyormuş adam. Ben şeytanı göstereyim mi size? Korkar mısınız? Buğur yaptı mı? Bak bakayım. Yapma. Şeytanı göstereyim mi? Korkar mısınız? Korkar mısınız, korkmaz mısınız? Şeytanın ta kendisini göstereceğim. Karışık duygular. Çünkü çok çok kolay. Yaşadığımızdan dolayı şeytanı görmüyoruz, zannediyoruz. Oysa şeytanı an ve an yaşıyoruz. Hayat gibi.
Bak göstereyim. Televizyona bakıyorsunuz. Müsteşcen bir şey geldi. Vücuttaki hormonlar değişir mi? Muhammed? Değişir. Değişir. Ateş atar. Hararet atar. Çok şiddetli bir meyil ortaya çıkar. Hararet. Devam et. Bak. Öteki videoya, öteki videoya. Dönmek çok zor değil mi? Bir girdin mi? Bir plaja girdin mi? Girmeden önce bir şey şeytanı göstereceğim size. Bir saat değil. Şaka demiyorum. Plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Televizyonu açayım mı açmayayım mı? Gücünüz yeter. Açmamaya girmemeye. Girdikten sonra bakmamaya gücünüz yetmez. O videoya bir girdin mi? Tamam. Artık çok zor. Çünkü ortadayken dönebilme gücün olsaydı girmeden girmeme olarak olurdu. Girmeden girmemiş yapamıyorsa girdikten sonra dönmeyi yapamaz. Şimdi ben size şeytanı göstereceğim. Şaka demiyor. Şimdi acayip bir hararet var. Bak, bak. Bunu koyuyoruz kenara. Şimdi şeytanı gösterebilen meleği de gösterir. Zıttı. Bir namazdasınız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Veya bir sohbettesiniz. Yani böyle namazda, bazı namazda böyle bir lezzet olmuyor. Böyle tatlı bir şey. Allahu Ekber değil mi? Her zaman olmuyor ama oluyor. Riyakarlık yok burada. Çünkü fazla da riyakarlık yok. Lezzettir. Bazen bir tefekkürde böyle Allah'a tövbe yani sırılısı üfesi geliyor. Allah böyle. Çok tatlı oluyor Allah. Böyle. Bu enerji değil mi? Bu da enerji. Ama öteki enerji de zıt. Arkadaşlar, o resimle ortaya çıkan o enerji şeytandan değil. Şeytanı kendisidir. Şeytanı vücududur. Odur. Şekil almamış. O şeytandır. O enerji şeytandır. Öteki o tipini söyleyeceğim size. Tipini söyleyeceğim. Veya namazdasın öte melek. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Veya bir tefekkür derste. Tatlı bir şey olmuyor. Burada meleğin vücududur. Peki tipi nasıldır? Neyi seyrediyorsanız onunla aktif oluyorsa muhteşem şey, neyi seyrettinizse onunla ortaya çıkan o enerjinin tipi odur. Tipi odur. İşte usta diyor ki şeytan kumandasına girmiş. Şimdi şeytan kumandasına girmiş kadınlardan bahseder. Amazonlardan. Anlıyor musunuz? Anladınız mı şimdi? Mesela eskide gözükürdü. Şeytan gözükürdü. Cin de gözüküyor. Görenler var. Rastlamışsınız. Benim için cin gayb değil. Sizin için de şeytan gayb değil ki zaten. O enerji çıkmıyor mu haram şey yapınca? Haram senin. O işte şeytan kendisi işte. Ha. Fakat içinde olduğumuz için göremiyor. Peki tipi nedir? Buradaki tipi buradan göremezsiniz. Bunu görebilir misiniz bununla? Yok. Bunu görebilmen için aynaya bakman lazım. Buradan buraya, buradan da buraya bakacaksın. Buraya bakmadan bunu göremezsin. Lavaboya git aynaya. Niye bunu kaşıyorsun yani düzeltiyorsun? Bu işte bunu düzeltsene. Bunu görüyorsun. Yok. Niye oraya bakıyorsun? Buradan oraya bakıyoruz ki oradan buraya bakalım diye. Orada olan aslında sensin. Şüphen var mı? Orada gördüğün şeytandır. Orada kendisini görüyorsun. Onun sendeki ortaya çıkışı enerjidir. Onun halet-i ruhisi sende ortaya çıktı. Peki bu enerji
yübedilullahi seyyiat-ı masena. 23. söz. Kabilit-i şer, kabilit-i hayra dönüştürür. Bak şeytan, günahlar nasıl hayra dönüşür? Onu örnek yap. Hemen burada. Mesela bir enerji çıktı. Vurun ağzını, vur ağzının payını, vur. Bak, 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 bak. Bir açık saçık gelirken içimizde bir coşma yok mu? Bu şeytan aktif oldu. Ama vücudu haricisi oldu, mahluktur artık, çıktı. Sen kafayı çevirdin, hayır. Hayır, hayır. Allah ne diyor Kur'an'da? Diyor ki, sen diyor benim korkumdan yüz çevirdin mi? Oradan alacağın nefsani lezzetten ben sana imanı tadını tattıracağım diyor. Şimdi yapacağım. Bak, bak bir dürtü var. Çevirdin. Bak ama için yanarak çeviriyorsan. Hayır, hayır. Geçti gitti. O enerji bizde duruyor mu? Hayır, duruyor. Peki var oldu. Var yok olmaz. Peki onu ne yapacaksın? Nasıl atacaksın? Atılamaz. Vardır o. Bakmayınca, bakmadın bakmadın, o soğuyor, soğuyor, soğuyor. O hayır oluyor. Onun adı fazilet ve kemalattır. Çünkü şeytanı hayır yaptık. İşte benim şeytanım iman etti. Resulullah'ın dedi, sünneti de bu. Benim şeytanım iman etti. Diyor ya Peygamberimiz. Aa benim şeytanım da iman etti. Ben iman ettirdim. Tamam. Ya ne yaptım iman? O enerji ne olacak? Anlıyor musunuz içerimizdeki enerji? Yok olur mu? Çıktı ortaya. Bakmadım, bakmadım. Geçtim, geçtim. Enerji duruyor. Hop, soğumuyor. Harareti garizeye gitti. Ha, yok mu oldu? Oh, niçin o boşanmadı? Bir baraj suyu niye gitmedi? Tuttun. Soğuyunca soğuyunca büzüştün, büzüştün böyle. Meyve koy güneşe, büzüştün, büzüştün. Ha, küçük oldu ama bütün elementler duruyor. Suyu gitti. Ha, şeytanı büzüştürdük, büzüştürdük. O bakmamaktan ortaya çıkan bizdeki kalıntısı hayrın kendisidir. Şimdi Allah'taydık. Allah niçin gözükmüyor? Zıttı olmadığında. Nasıl bir şey dedik? Hayat gibi. Ölüyü yaşamadığımız için hayatta olduğumuzu bilmiyoruz. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Yaşadığının farkında değil. Niçin değil? Çünkü ancak mezarlıklarda öldü. Ha, hayat değil. O zaman anlıyor. Hayatın alametini gördük mü? Bilmek hayatın alameti. Eğer bilmek yoksa hayatı yok. İşitmek diriler emaresi. İşitmek dirilik emaresi. Görmek dirilere mahsus. İrade hayat ile olabilir. İrade var. Nasıl irade var? Yani irade maziye bakarak mazinin bütünlüğüyle mazideki bilgiler, kültür, eğitim, gelenek, görenekle, niçin mesela size göre bazı şey ayıptır da o adama göre normaldir? Geleneği yok. Ha, geçmişiyle geleceğe bakarak halde tercih etmek. Bu irade. Hayat ile olabilir. Bu gene hayatın kendisi değil Muhammed. Bu da hayatın sıfatları. Hayatın içindeyiz. Hayatın kendisini yaşıyoruz fakat hayatı görmüyoruz. Hayatın sahibi olan Allah nasıldır? Ha? Cep telefonu düşünün. Var mı cebinde bir tane cep telefonu? Ver bana. Bizim yaşadığımız budur ekran. Bir resim kabul et. Aç, bilmek, işitmek, dirilik, görmek, irade. Açıyorum bak içine giriyorum. Resmi açıyorum. Resmi açıyorum. Resmi açıyorum. Hemen böyle resimler. Ha biraz daha aç. Google'a giriyorsunuz. Sultanbeyli. İstanbul. Türk. Dünya. Aç. Türkiye. Aç. İstanbul. Aç Sultanbeyli. Aç biraz daha Gölet. Aç. İşte bu mahalle. Aa bizim çatı. Neredeydi? Bir ufak bir yerdeydi. Aç. 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 Sen busun. Böyle bu derslerle üstünü açıyoruz. 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 Aslına gidiyor. Hep bunu açan sensin. Sen sana yabancısın.
Hep böyle. Her derste aç, 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 aç. Sonra açılmayacak bir makama geliyorsun. Eyvallah. Bunun adı teris. Müslüman ölmez. Teris olur. Yaşasın ölüm. Ölüm kadar, mevt kadar hayat yoktur. Hayatla faniye geliyoruz, mevtle bekaya gidiyoruz. Hangisi kalitelidir? Bir daha. Hayatla faniye geliyoruz, mevtle bekaya gidiyoruz. Yuhyi ve yumit Allah'tır. Dirilten ve öldüren Allah'tır. Kanser öldürmez kardeş. Onun adıdır. Trafik kazası öldürmez kardeş. Yapan Allah'tır, onu kullanıyor. Desinler işte. Azrail aleyhisselam yapıyor. Kanser üzerinde. Ama kimse Azrail'i hatırlamıyor. Kanser Azrail'i örtüyor. Oysa alan canı Azrail'dir. Azrail de perdedir. Yapan Allah'tır. Senin canını alan Allah'tır. Allah mı alıyor canını? O zaman Allah kadar güvenilir bir şey olur mu? O zaman bırak teslim et ya. Peki. Değiştiriyorum konuyu. Vay. Vahiy. Ve ilhamlar gibi bütün teleşuat-ı gaybiye ve tezahürat-ı maneviyenin bir tek ilan, mabudiyetini ilan etmeleri. Mesela bazen doğmalar olmuyor mu mani? Aa tırıma geldi. Aa ne güzel bir manaydı ya. Veya hepimizin yaşadığını söyleyeyim. Oh, bazen bir ferahlık basar. Bazen de bir kabz basar. Sıkar da sıkar seni. Artık cehenneme dönüşür. Fethuli fi ibadi ve tuhuli cenneti. Gideceksin demiyor cennete. Gir cennete diyor. Fi ibadi ve tuhuli cenneti. Burada. Yani bizde. Cennet cehennem burada. Burada. Anladın mı? Çekirdekte ağaç gibi. Odundaki duman ve nur gibi. Bedendeki ruh gibi. Her şey burada. Burada. Yani sıkıyor, açıyor. Peki bazen durup dururken huzur, neşe, sevinç, saadet, bast yani. Bu cemalin bizdeki tezahürü. Bazen de kabz olur. 8. sayfadan söylüyorum. Kastamonu. Buhran, bunalım, panik atak, depresyon. Bu da celalin bizde açığa çıkmasıdır. Buna ne yapmak çalışıyor diyor Kastamonu'da. Diyor ki Allah sana celal ve cemali hissettirmek istiyor ki bak ha akıllı ol. Bu 70 bin perdeden geçmiş celal seni tahammülsüz kılıyor. Bunun azami derecedeki tecellisi olan cehennem ona göre. Peki kuş gibi oluyorsun, uçuyorsun bir namazda veya bir derste oh bas, surur, neşe, saadet, sevinç. Bunlar, bir şey anlatacağım bunlarla. Oh, bu da cemal. Ha, bunlara diyor ki tereşuhattır. Yani tavandan su aksa, üst katın yatak odasından olabilir mi bu? Ya üst katta yatak odasında musluğu unuttular da açık, oradan akıyor. Mu dersiniz? Tuvalet veya banyo ve mutfaktan akıyordur. Yani su sızıntısı yatak odasında haber vermez. Ya tuvalet veya banyo. Öyle mi? Ustadımızın misaliyle küçük küçük cüzdanlar nüfus dairesini gösterdiği gibi bizdeki durup dururken bu olanlar ötelerin delilidir. Sen de ortaya çıkıyor. Ha? Vahiy ve ilhamlar veya düşünceler. Aa, durup dururken bir düşünce geldi. Tereşuat-ı gaybiye. Yani betondan tereşu etmiş damla. Mesela birisi patates mi kızartıyor? Tüp mü açık? Bu tereşuattır. Varlığı gösteriyor. Aa balık kokusu var ya. Kim balık pişiriyor? Onun için kul hakkıdır. Ha, komşuluk hakkıdır. Şimdi hele bir hamile varsa bölgede. Sen de balık pişiriyorsan, et pişiriyorsan, mangal yapıyorsan, o hamile kadına da vermedinse durumumuz iyi değil. Sana orada diyor intiba eline gelmesi. O bastı kabzaleti. İntiba eline. Gelmesi. Evet kaçın bedeni terakki düsturun düşürdü. Ha, intiba herkese gelir. İntiba eline gelirse hepimize geliyor. Terakki. İntiba
O zaman terakkiyata sebebiyettir. Yani abi her şey üst üste geliyor. Tamam işte bas geç işte. Merdiven üst üstedir. Alt alta geliyor diyesin dibe ineceksin. Demek senin dibe değil yukarıya çıkarım. Senin derdin var ya ki derdiniz var değil mi? Sizin derdinizi derman olarak kabul eden insanlar var. Derdin var diyorsun. Derdini sevsin. O dermandır. Peki başka? 146. Sıkmıyorum değil mi sizi? Sıkılıyor musunuz? Ya. Tamam. Ama acayip. Niye maaştık biliyor musunuz? Çünkü vardı ya telefon. Ver bir daha. Anlatmıyorum. Göstererek anlatıyorum. Busunuz. Buyuz. Her derste aç aç cam aç. Bak şimdi bir resim gördük. Mesela hepimizin bildiği. Navigasyon. Aç. Aa. Mahalle. Aç. Cadde. Aç. Sokak. Aç. Evler. Aç. No'lar. No numaralı. Kapat, 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 kapat. Biz kapalıyız. Açtıkça oh, oh. Yani keşf ediliyoruz. Eden de, edilen de biziz. Seyahat ediyoruz. Nerede? Kendimizde. Ben kayboldum. Beni bulan bana haber versin. Ben kayboldum. He? Ben kayboldum. Bende. Beni bulan bana haber versin. Kaybolandan benim. Arayan da benim. Aranan da aranana hep benim. Tak tak sohbette üstünü aç. Aç aç. Her bir günah. Kapat 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 kapat. Her bir günah. Üzerimizdeki üzerimize battaniye. Kapat, kapat, kapat. Ondan sonra ders, inan, tesir etmesi mi? Çiviyle çaksa kafasına hiçbir şey anlamaz. Bir misal vereyim. Şöyle hani ders yapıyoruz. Niçin anlamıyor? Dersi var. Birisi birisini de getirmiş. Aynı böyle karabalık. Getiren sormuş da nasıl buldun dersi? Ya boşver dersi dedi ya. Hani dedi kimse de bir şey almıyordunuz. Bu halılar nereden geldi dedi ya. Siz halı hiç ilginiz çekti mi? Çeken doğru söylesin abi. Bu evet. Nereden girdin? Sen çektin mi? Çok güzel hal dedim ben. Ha. Ama nereden aldılar falan dedin mi? Yok öyle değil. Şu anda düşünüyor musun? Yok. Doğulusun değil mi? Kırmızı olduğu için ilginç. Kırmızı olsun da 5 kuruş fazla olsun. Ben de çok seviyorum. Bu da Karadeniz'e aynısını söylersin. Hayır. Birbirinize revettiniz. Şimdi ona takmış. Ya. 147. Levkânel bahru midâden li kelimâti rabbi. Yani denizler, Rabbimin, Rabbi denizler mürekkep olsa, Rabbinin ayetlerini yazamazlar manasında. 18'e 109, ayetin sırrıyla, kelam ilahi nihayetsizdir. Yani şu elim Allah'ın kelamıdır. Bardak Allah'ın kelamıdır. Masada öyle. Yani donmuş, cisimleşmiş. Tamam mı? Mesela bazı aletler var. Hasan diyorsa açılıyor. Hasan desen açılmıyor. Ses maddeye dönüşmüş. Elektronik dalga gibi. Maddeye dönüşebiliyor. Şimdi diyor ki bir zatın vücudunu bildiren, bir zatın vücudunu bildiren en zahir alameti konuşmasıdır. Bir insan konuşuyorsa ki ben konuşuyorum şu anda. Ölü olabilir miyim? Ölüler için olur da diriler için olmaz. Bir zatın diyor vücuduna vücudunu bildiren en zahir açık alameti konuşmasıdır. Peki Allah nasıl konuşuyor? Demek bu hakikat nihayetsiz bir surette mütekellim ezelinin mevcudiyetine ve vahdetine şahadet eder. Bu hakikatin iki kuvvetli şahadetleri mesela ilhamlarla konuşuyor. Vahiy ile konuşuyor. Elma da konuşmaktır. Ve min hayatina diye geçiyor. Yani ayetlerimiz. Yaprak bir Allah'ın ayetidir. Ayet ne demek? Delil, burhan, ispat, hüccet. Olan her şey ayettir. Kur'an-ı Kerim değilse. Kur'an-ı Kerim ayetlerine ayat-ı tekviniye kainat
şey, evamiri tekviniye, ayat-ı tekviniye elma armut. Ayat-ı tekviniye ağaç, evamiri tekviniye Kur'an'daki ayet. Peki niye fark var? Kur'an'daki ayetler çekirdektir. Mevcudattaki ayetler oradan çıkan ağaçtır. Kur'an'ın harfleri çekirdektir. Ağacı barındırdığı gibi. Ya bu mana nereden çıkıyor ya falan. Kocaman ağaç nereden çıktığı gibi. Hiç ömrünüzde karpuz görmeyene, karpuz çekirdeğini göstersek, bunun içinde ne var desek, karpuzun karabiberini, kimyonunu, tadını, tuzunu, rengini söyleyebilir mi? Bunun içinde bu var diye. Siyah bir çekirdek. Karpuzun çekirdeğine karpuzu nasıl yazmışsa, Kur'an'ın harflerine de varlığı öyle yazmış. İnsanın DNA'sına insanı nasıl hangi kalemle yazmışsa, Kur'an'daki surelere de anlattığı ve konusu olan alemi de o kalemle yazmış. Odunun neresine iki zıt olan duman ve nuru koymuşsa, her bir ayeti de zıt manaları da öyle yerleştirmiş. Odun bir harftir. Odun bir harftir, harf. Nerede bu? Odun. Yakınca duman çıkıyor, ısı çıkıyor, ışık çıkıyor, renk çıkıyor, kül çıkıyor değil mi? Ha, her bir ayet de böyle yakılınca mangalda, ateşteki alimin aleminde her bir ayetin içerisindeki duman, küfür, nur, hidayet, kül insan ki Allah Resulü dedi, odun yanınca çıkan dumandan cin, çıkan ateşten şeytan, çıkan nurdan melek, çıkan külden insan yaratılır. O onu çeker. Sigara mesela içerken meleği çekmez. Odun yandığı zaman çıkan duman kimin gıdası ise sigara çektiğin gibi onu çekiyorsun. Ondan sonra abi yavaşım şey ya. Abi sigara istiyorum, bir sigara. Birisi düğmene bastı. Sigara isteyen odur, sen zannediyorsun kendini. Birisi düğmene bastı. Peki şöyle yap. Sigara istediğin zaman, canı isteyeceğin şöyle yap bakayım gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bak nasıl tiksinti olacak. Biraz sonra gene gelecek. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an okurken Allah'ım bir sigara versene. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Yapamaz. Çünkü adam yok. Tamam. Ondan sonra diyorsun abi kendimi kötü hissediyorum. Televizyonu kapattın. İnternetlerden kalkmıyorsun. Ya iyi değilim ya. Öyle oldu canım. Günaydın. Ya, çok iyi olacaktın. İyi olmaya gayret edenler aptal ya. Sen hem Firavun gibi yaşayacaksın. Ben kendime söylüyorum. Hem Firavun gibi yaşayacağım. Ebu Bekir gibi huzur isteyeceğim. Ebu Cehil gibi yaşayacağım. Ebu Cehil gibi. Ebu Bekir gibi netice bekleyeceğim. Okyüzün altını uzak gibi ki böyle de değil. Böyle olmaz. Peki. 155. Kainatta kaç dakika oldu? Bunu okuyayım keseyim. 39. 39. Bunu da okuyayım. 40-45'te keseyim. Hasan'da terakki var. Medrese Yusufiye'den sonra. Eskide bir saat yapıyordum. Şimdi 45-50. Şimdi kısa yapıyorum. Ders saat. Okuldaki derslerin 45 dakika olmasının sebebi aklı talim ettiği, kalbi terbiye etmediğinden sıkılıyor. Sıkılan kalptir. Dini dersler ise aklı talim, kalbi terbiye ettiği için saati yoktur. Merak ve alaka ihtiyaç kadar durursun. Kainatta tasarrufları görünen Efali Rabbani'nin Allah bir de niye gözükmüyor? Çünkü Allah'ın olmadığı yer yok. Zıttın Adem'inden. Yani tasarruf ederken rububiyetiyle her yerde yapıyor. Mesela güneş. Niçin gözükmüyor? Her yeri ihata etmiş. Bir de güneş bir anda koyunun tüyünü büyütüyor. Ağaç olarak gözüküyor. Odun donmuş ağaçtır. Gezegenleri tutuyor.
Hayata sebebiyet veriyor. Otları büyütüyor. Sultanbeyli'de ne kadar ot var tahminin? Şimdi otlar sizi yaparken armut ağaçları siz durun. Sıra ediyor mu? Nihayetsiz işi aynı anda bir fiil ile yapan güneş her daim var olduğundan güneşin varlığında farkında değiliz. Güneş cansız şuursuz yapılan bir güneş. Bir anda nihayetsiz işi bir iş gibi. Nihayetsiz yere aynı yer gibi. Olmasından bu fiilden bunun sahibi nasıl olur? Bak güneş armutu da yapıyor. Şeftaliyi de yapıyor. Dağları da tutuyor. Gezegenleri de tutuyor. Nihayetsiz iş. Ne kadar otların, yaprakların, çiçeklerin, arıların hepsinin hayat sebebi değil mi güneş? Ne kadar iş yapıyor? Çok iş yapıyor. Peki sıraya koyuyor mu? Hepsi aynı anda bir iş bir işe karışmıyor. Peki anladığımız misal. Navigasyon. Aynı şirket. Aynı uydu. Biz Topkapı'ya gidiyoruz. Topkapı'daki bu tarafa geliyor. Öyle değil. Navigasyona adres verdik. Birisi böyle gitmek istiyor, birisi böyle, birisi böyle, birisi böyle, böyle. Milyonlarca. Yeter ya. Hepiniz aynı anda ben nasıl cevap vereyim? Git derken gitme diyor. Sağa dön derken sola vur diyor. Aynı anda. Ha? Aynı anda sıraya koyuyor mu? İnsanın yaptığı bir uydu. Sağa dön diyor, sola vur diyor. Devam et diyor. Geriye kal diyor. Geriye dön diyor, devam et diyor. Aynı anda. Aynı insan. Aynı insan, aynı ses. Aynı anda herkesi görüyor. İnsanın yaptığı uyduyla nihayetsiz iş bir iş gibi olursa bu kafayı yapanın işi nasıl olur? Bütün akılların ustası herhalde senin aklından çok üstündür. Kainatta tasarrufları görünen Efali Rabbani'nin ıtlak ve ihata. Yani ıtlak, Mustafa ıtlak. Kayıtsız. İhata. Kuşatmış. Nihayetsiz bir suretli zuhurlarıdır. Her şey böyle. Güneş ıtlak ve ihata etmiş. Yani nihayetsiz iş her tarafta. Afrika'daki koyunları büyütürken tüyünü Rusya'dakini de büyütüyor. Ve o fiilleri takip ve tahdit eden yalnız hikmet ve iradedir. Peki hani eskide ben düşünürdüm. Allah yığılın önümde hesap mesap yok. Gidin cehenneme diyebilir diyordum. Çünkü Allah'a kayıt veren şey yok. Bunu diyen bir isimdir. Sonra buldum ben bunu. Bunu diyebilecek. Lan hesap mesap yok lan. Gidin lan aşağı diyebilir. Bunu diyen bir isimdir. Başka bir isim hayır diyor. O isim diyor ki ooo. Dur. Yani mutlak ve muhit. Mesela bir çiçek ve ot ihata edecek. Onu kayıtlayan hikmet ve irade. Diyor ki dur buraya kadar. Haddim buraya kadar. Celal mahvedeceğim hepinizi. Cemal diyor ki dur. Kahhar diyor ki hepinizi tırpanlayacağım. Rahman diyor ki hayır. Hududunda kal. O beni keyiflendirdi böyle. Allah kadar lezzeti ne olabilir ya? Bütün lezzetlerin kaynağı. En az sevgilin kadar Allah'ı seversek bir haftada evliya oluruz. Zor değil mi? Baklavayı terk ettiğin kadar. Bir haftada baklavayı terk ettiğin kadar. Şu televizyonu terk etse bir haftada eğer ruhani lezzete alışmasan ben de bir şey bilmiyorum. Mesela alıştığınıza delil vereyim size. Namazı kılmayanınız var mı yatsıyı? Kılacaksınız da evde. Sen kılmadın. Kılmak şu anda değil mi? İstiyorsun değil mi? Evet. Mesela şöyle diyeyim. Ezan okunduğu halde kılmamak hele yatsı namazı için. Sıkıntı yapıyor mu yapmıyor? Yapıyor, daraltıyor. Daraltıyor. Yapınca ağırlık kalkıyor mu? Ha, lezzet aldığına değildir. Müjdeler olsun. Ruhunuz Allah ile lezzet alıyor. Mesela Errahmanirrahim Maliki yevmindin. Namazda lezzet oluyor ya. O şu demektir. Allah kendisini aralamış, senden razı olmuşam. Razıyım. Peki öteki almayanlar ne oluyor? Gene Allah razı ama bunun seviyesi yüksek.
Bu konuşuyor şimdi seninle. Allah sopayla değil. Allah bize fiilleriyle konuşuyor. İcraatıyla konuşuyor. Allah bulutun arkasına sopa atmaz. Bir musibet verir, onunla konuşur. Bir tek tokat, hiddeti, bir tek ikram, muhabbeti gösteriyor. Mesela seni buraya getiren, seni nefret ediyorum, cehennemin dibine gidersin diye değil, haşa, haşa, yüzme. Örnek için söylüyorum. Seni buraya getiren merhamettir. Seninle konuşuyor. Ne diyor? Seni seviyorum. Ben nasıl desin? Kahvede olamaz mı? Kahvede kumar oynuyor. Allah beni seviyor mu? Hem kumar oynuyor. Ya ona bunu anlatırsın. Allah şu anda seni sevmiyor. Geneli demedim. Ha peki niye bizi seviyor? Allah Resulü diyor ki ilim meclisleri cennet bahçeleridir. Ve burada birisi ölürse şu anda Allah Resulü'nün ifadesiyle ilim cennetin bahçesiymiş. İlim bahçesi cennetin bahçesiymiş. Doğru oradasın. Orada morda yok. Orada zaten oradasın. Orada olacaksın. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Telefon açtık ya böyle. Hepsi aynı yerdeymiş de üstü açılmış. Vefat ettin, etmeden yaşıyorsun şusun. Vefat ettin, üstün açıldı. Aynı yerdesin. Bir yere gittin yok. Örtü neredeyse, örtülen oradaydı. Yoğurtumu ayarlıyoruz. Örtü örtmüyor muyuz? Yoğurt orada, yoğurt orada, örtü burada olur mu? Örtü neredeyse, yoğurt orada. Dünya için der ki üstad, alemi gayb üzerine tenteneli perdedir, örtüdür diyor. Onun, örtü neredeyse, örtülen de oradadır. Bitiriyorum. Peygamber elbisi diyor, alemi neyvanın işareti taşıyor. 15. şuada. Alemi gaybı, alemi şehadeti taşıdı diyor. Üstümüzü açtı. Aa işte, üstümüzü nasıl açılıyor? Derse gelmeden önceki aletinizi düşünün, gündelik hayatta. Şu anda alete bak Zafer. Değil mi? Ne yaptı? Telefon ekranı gene düşünün. Şak, şak, şu ders açıyor telefonu, anladınız değil mi bu ne yaptı? Yaptı. Telefon, ekran, düz bir resimdi. Aa, şimdi ders açtı, açtı. Sen zannediyorsun ki dersten lezzet aldın. Ders senin üstünü açtı. Dışarıdan bir şey alınmıyor. Zahir lugata göre ilim alınır. Batın lugata göre ilim zaten Adem Aleyhisselam'dan sana tevarüsün geçmiş. Kainatın ezelinden ebediyene kadar hep sende kodlanmış. Yapılan ilimle üstün açılıyor. Böyle tak 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 tak. Böyle her misale üstün açılıyor. Sen seninle lezzet alıyorsun. İradedir. Mazalan kabiliyetidir. Yani Allah'ın cemal, celal, rahman, rahim tecelli ediyor ama kabiliyetin kadar. Ayna çatlaksa, tozluysa güneşi öyle gösteriyor. Eşi ağaç. Allah sonsuz kudret ilim sahibi. Niye Allah nihayetsiz kudretini orada gözükmüyor? Onun kabiliyeti o kadar. Yani şu kabiliyet. Niye elma çekirdeğinde elma çıkıyor da armut çıkmıyor? Kabiliyeti o. Peki armutu da şeftaliyi de çıkartan güneş değil mi? Niye farklı? Malzeme aynı. Yani toprak aynı. Güneş aynı. Aynı yer ya. Biber ve kavun. Güneş aynı. Bir tanesi kırmızı, bir tanesi sarı, bir tanesi mor, bir tanesi siyah. Bir tanesi yeşil. Aynı güneş. Kabiliyet. Aldıkları malzeme aynı. Hepimiz ders aynı diyoruz. Farklı ortaya çıkıyor. Bu mazarların kabiliyetleridir. Ve serseri tesadüf, şuursuz tabiat, kör kuvvet ve cami tesbat, kayıtsız ve her yere dağılan ve karıştıran unsurlar, o gayet mizanlı ve hikmetli, basirane ve hayattarane ve muntazam ve muhkem olan fiillere karışamazlar. Niçin? Bak diyor ki, şuursuz tabiat, tabiat şuursuzdur, tesadüf serseridir. Kör kuvvettir, camit esbaptır. Mesela yer çekimi, camittir. Kayıtsız her yere dağılan, karıştıran unsurlar, hava, nur. Nereden bilecek benim gayemi ki buna göre parmakları dizecek?
bombayla sırık gibi olsa, fasulye sırığı gibi, kırık olmasa bu ne işe yarar? Bak etlem araları açmış, düğümleri koymuş. Bak buna bakılarak iş makineleri yapılmış. Bu vücuda. E bunu yapan nereye bakmış? Tamam. Boşatıyor. Makineler buraya bakılmış. E bunu ne yapan, bunu yapan ilk model yok, numune yok, mukayese yok, taklit yok, misal yok, madde yok, mekan yok, zaman yok. Başka bir alemi diyor ikinci şuada. Buraya aktarmış, oradan numune almış, model almış değil. Hakikaten ya, Allah'ın tövbe yani, tefekkür için söylüyorum. Şeftali nereden hatırına geldi? Böyle yapayım, kırmızı yapayım, içine şöyle karabiberi, kimyonunu, tuzlu seven sevmeyen, tansiyon hastası, bilmem ne hastası hepsine aynı. Tuzlu severe de, tuzlu severe de uygun şeftali. Tuz katan yok. Böyle bir manyak gözükmemiş. Yani peki bu nasıl hatırına gelmiş? Ağaca takmış. Çok tuhaf. Hiç sığır nasıl hatırlar? Kedi nasıl hatırlar? Ne acayip ya. Dün kedi bir saat, o bir derse bir yere gidiyordum. Meğer binanın kedisiymiş, içeri girdim. Ya bir arkadaş ya. Onunla evet dedim, oraya gitti. Ya gel gel, kusura bak. Yumuşak söylüyorum geldi ya. Eğildim inan, ağzını burnunu buraya sürüyor ya. Evet dedim. Ulan bir kedi ya. E sen hanımına çocuğuna niye böyle yapıyorsun? Nerede? Böyle adam olalım. Eve geldiğin zaman çocuk divanın altına kaçıyorsa, odanın köşesine geçiyorsa sorun var bizde demektir. Ama diyeceksiniz eskiden diye. Şimdi adam beni zaten koymuyorlar. Oo baba falan. Oğlum bir süper. Baba hakikaten ben de susadım ya. Sen git bardak sevmesin. Değiliz inşallah öyle de. Demek ki gayet mizanlı, hikmetli, basirane, hayatlarane yapılan sanat, bak, şeftaliden açıldı, gayet mizanlı, ölçülü, hikmetli, sonra hikmetli niye? Bir hedefi var. Basirane, kör boyayamaz şeftaliyi, doğuştan ama, otokaporta boyada adam boya atıyor. Doğuştan ama, göz doktoru. Sen de göz ameliyatı alıyorsun veya göz numarası alıyorsun. Demek ki bana gözü veren kimdir bilmiyorum ama kör değildir. Ruhumu yansıtan burası görüyordur. Hayatta rani bana hayatı veren hayatsız değildir. Her organı kendisine uygun mizanı yapan, yani delikten nefes alıyoruz değil mi? Vallahi delikten nefes aldığımız için çok iyidir diye o küz deliği kadar burun deliği atsak bu ciğer patlar. Yani traktörün şamyonundaki havayı çok iyidir diye bisikletin şamyonuna bassan patlar değil mi? O küz deliği gibi yapamazsın. Bu büyüklüğü ciğere göre yapılmış. Biraz büyütürsen ciğer patlar, ciğer. Bu deliğin çapı, ama o küzün deliği de benim delik gibi olsa ölür o. Tamam. O küzün burun deliği ama senin deliğin kadar olacak. Yapana kadar gitti zaten. Ayaklar hop doğru mefta. Allah hakikaten bilerek yapıyor ya. Allah usta ya. Allah Allah biliyor ya. Onu çok sevdiğim o şahit olsun ya. Allah kadar lezzetli bir şey yoktur ya. Siz de şahitsiniz. Siz lezzet almıyor musunuz? Allah ne hoş bir şey ya. Bazılayacak şey dedim. Ne dersen de işte. İstersen bana da dilime tut de. Zaten öyle diyorlar. Metsup. Tamam metsup. Ne dersen de. Hepsi doğrudur. Çünkü ben aynayım. Herkes kendisini bende seyredir. Resulullah'ın sünnetidir. Ben bir aynayım. Herkes kendini vermiş Müslüman. Diğerlerine aynadır. Miraç sünnettir de. Ayna olmak da sünnettir. Evet evet. Belki faili Zülcelal'in emriyle, iradesiyle ve kuvvetiyle zahiri bir perdeyi kudret olarak istimal olunuyorlar. Bunlar hepsi perdedir. İçinde yaşadığımızdan dolayı dışını görmediğimizden, dışa bunun zıttını görmediğimizden bunun farkındalığı yok. Böyle derslerle fark ediyoruz üzerimizdeki battaniyeler kalkıyor. Yani ahiretin diyor usta güzelliğini görmediğimiz için korkuyoruz.
eğer ahiretin hakiki güzelliği üstü açılsaydı, bir kız için, bir borç için intihar eden insan, huri için, o cennet alemleri için hiç kimse saniye kalmaz. Ben geçimde intihar ederlerdi. Etmesinler diye ahiretin güzelliğini kefene toprakla kapatmış, örtmüş. Ne mutlu onun üstünü açabilenlere. Orayı burada yaşayanlar açmış demektir. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tan selamat.